Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun güzel kardeşlerim. 2-3 gün aradan sonra yine karşınızdayım. Nasılsanız iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin güzel kardeşlerim. Bizler de hamdolsun da iyiyiz. Evin içerisinde yine koşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün de çok yoğun geçti bu arada. Her zaman koşturmaca. Küçük bir ayaklarımdan, ayak topuklarımdan tedavi gördüm değerli arkadaşlar. Küçük bir operasyon gibi bir şey geçirdim. Onun için 2-3 günden beri video atamıyordum. Ama Allah nasip ederse şimdiden sonra yine atmaya devam edeceğiz. Bu arada ailemiz büyümeye başladı çok şükür. Ondan sonra acaba şimdi neyle geldim karşınıza? Tiramisu yapacağız. Hazır kek tabanıyla yapacağız. Hazır kekle yapacağız. Kakaolu kekle. Aşama aşama göstereceğim size zaten. Şimdi içerisinde bir tane yumurta kırdım. Şöyle göstereyim. Biraz daha sizi kaldırabilirim. Evet. Şöyle. Çok da şey yapmayayım. Evet. Ondan sonra acaba 1 litre süt, 1 yumurta, 1 su bardağı şeker. Şekerimi de ilave ediyorum. 1 su bardağı da un kullanacağım değerli kardeşlerim. Evet. Canım sıkıldı. Ne yapayım kardeşlerim ya? Hadi dedim bir şeyle uğraşayım. Evin içerisinde olunca böyle. Dışarıda çıkamıyorum. İşte ayaklarım biraz ayı döktüm. Biraz rahatsız olunca çıkamadığım için hani biraz toparlamak adına dedim hadi bir şey yapayım. Şimdi bir de yarın hafta sonu. Bu arada Cuma bayramımız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Hayırlı cumalarınız olsun. Yapılan bütün dualarımızı Allah katında kabul eylesin değerli kardeşlerim. Böyle yarın hafta sonu dedim eşim de evde olacak Allah nasip ederse. Onun için dedim hani kahvenin yanında, çayın yanında. Biz çayı çok tüketmiyoruz ama yani yine de bulunsun istiyorum. Yeğenim de yanımda. Onun için hani hafta sonuna güzel olsun dedim yapayım. Ama poğaça da yapacağım ama onu belki sizinle birlikte yapmam diye düşünüyorum. Şimdi unumu koydum. 1 su bardağı un koydum. 1 su bardağı toz şeker koydum. 1 tane yumurta koydum ve 1 litre süt ilave edeceğim. Bak işte ne kadar dil sürtüşmesi ne kadar kötü bir şey değerli arkadaşlar. Hani süt diyeceğine su diyebiliyorsun. Onun için kusurumuz olursa affolsun. Sürekli bunu ben söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü hani insanoğluyuz. Şeşeriz, beşeriz. Hatasız kul olmaz. Hatalarımızı görmemezlikten geleceğiz. Ne yapalım? Olacak bazen öyle şeyler. Şimdi ilk önce bir karıştırayım ben bunu. Çok güzel bir tatlı oluyor değerli kardeşlerim. Ben bunu şimdi ocağa alayım. Ocakta bunu karıştırmaya devam edeyim. Bu arada burada hava yine çok karardı. Dün çok yağmur vardı. Dün akşam da aynı şekilde çok şiddetli hem rüzgarla birlikte birden geldi mübarek. Şimdi yine gök gürlüyor büyük bir ihtimal. Evet yağmur başladı. Hava çok karardı. Karardı. Allah'ım hayırlı yağmurlarını versin ya Rabbim. Afatlardan muhafaza eylesin Cenab-ı Hak. Yani her şey olabilir. Ne yapalım? Takdir Allah'ın. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ben bunu ilk önce tüpe almadan mutlaka değerli kardeşlerim karıştırın ki hani mikserden geçireceğiz ama yine de olsun. Neden olsun? Şöyle ilk önce bir güzel karıştıralım. Ben bu arada şeyini ayırmıyorum. Ne o? Yumurtanın sarısını ayırmıyorum. Beyazını ayırmıyorum. Sarısıyla birlikte ikisini bir arada kullanıyorum. Gerek yok ya. İşte şey olmuyor yani. Sorun olmuyor. Bak karıştı içerisinde. Gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu tüpün üstüne alayım. Ondan sonracığıma aşama aşama devam edelim. Daha sonra ben size bunu göstereyim değerli kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlar ben karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada siz neler yapıyorsunuz? Zamanlarınız nasıl geçiyor? Biz yeğenimle, anneciğimle dövüş kavga götürüyoruz işi. Yeğenim de geçmiş olsuna gelmiş bana. Gelmişken dedim göndermedim biraz bana yardımcı olsun diye. Allah razı olsun o da şey yaptı gitmedi beni kırmadı çocuk.
iyi oldu değerli arkadaşlar. Hani şimdi annem de yaşlı insanın olunca yetişemiyorsun. Bir de rahatsızsan hiçten yetişemiyorsun. Annem bu arada çok çok iyi, hamdolsun. Çok iyi. Kendini gezdirebiliyor. Evin içerisinde dolandığımı en büyük nimettir değerli kardeşlerim. Yeğenimle böyle evin içerisinde. Hazır. Efendim teyze. İyiyim. Tatlı yapmaya çalışıyorum. Tiramisu. evet. Bugün böyle göstermeden yapalım dedim. Hadi değişiklik olsun dedim. Hep kendimi gösteriyorum. Hep aynı, hep aynı. Bu sefer de sadece ellerim çalışsın. Evet. Ben cumaları alıyorum. Evet bak, yeğenim de sizlere cumanızı kutluyor değerli kardeşlerim. Hatır hatır ses yapıyor, kusura bakmayın ya. Daha henüz tam hızlandırmayı falan çok bilmiyorum değerli arkadaşlar. Onun için gerçi şeyim de olmaya başladı ama şimdi bu biraz ılıdığı zaman bir tane vanilya koyacağım. Tereyağı kullanmayacağım içerisine. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı. Yani bir yemek kaşığı fazla un koydum ki biraz sert olsun diye. Çünkü tereyağı koymayacağım. Normalde bir yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanıyor. İçine 400 grama yakın labne peyniri. Ben bir paket kullanacağım. Yani 200 miligramlık 200 herhalde 200 mü 300 miligramlık labne peyniri kullanacağım. Bir tane de vanilya koyacağım içerisine. Bu muhallebisi hazır olacak. Sonra kekimizi granül kahveyle ıslatmam gerekiyor ama of şöyle bir göstersene teyzeciğim. Şöyle beni çekme. Şöyle bir götür bakalım teyzem. Evet. Sanki kıyamet kopuyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Konuş teyzem, konuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Kıyamete lanet. Evet, nasıl birden hava karardı. Oho. Lambanı yakar mı? Kapkara oldu arkadaşlar şu taraf. Her yerde yağmur var galiba. Olsun bir şey, yağmur bereketi vardı gerçi ama. Bir de sonbahara giriyoruz ya, belki ondandır teyze. Gök gürlüyor bir taraftan. Sahil duman olmuş. Sis. Doğrudur teyzem, bakayım. Ay Allah'ım. Nasıl birden sanki akşam oldu gibi. Aslında değil, daha saat çok erken. Anne lambayı ışığını yak, tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet, ben şimdi... Ne gözüküyor? Evet arkadaşlar. Muhallebim kaynadı. Şimdi bunu kenara çekeceğim. Evet. Bir iki dakika daha kaynatayım. Aşama aşama gidelim. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır kek kullanıyorum. Ne yapayım, yapamadım. Vardı zaten, dedim kullanayım. Şu üst kısmını alta gelecek şekilde. Oo, elektrikler gitti. Evet değerli arkadaşlar, bu arada elektriklerimiz gitti. Belki ışık olmayabilir. Dışarısı sanki tufan, o kadar sis, şiddetli yağmur, fırtına birden geldi değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Kekimizi ıslatalım şöyle kahveyle. Ben Nescafe ile ıslatacağım çünkü kahvem kalmamış. Nescafe'm kalmamış diğer türlü sadelerinden. Onun için ben de bununla böyle ıslatacağım. Evet. 1,5 yemek kaşığı kadar da şeker kullandım içerisine. Evet. Ben arada yapıyorum bunu. Hele yazın çok yapmıştım. Serin serin iyi oluyor. Evet, bu kadar yeter. Şimdi muhallebinin ılımasını bekleyeceğiz değerli kardeşlerim. Evet. Çok çok of. Allah'ım beterinden muhafaza eyle ya Rabbim. Arkadaşlar şu an kekimi ıslatıyorum. Üst tabanı da koydum. İçine
hazırladım. Aa, gene gitti elektrikler. Çok pardon arkadaşlar ya. Bir anda boşlukta bulunuyorum ve gidiyor, geliyor elektrikler. Bir anda boşlukta bulunuyorum. Kusura bakmayın değerli arkadaşlarım ya. Ay, tepkim çok tuhaf oluyor, inan olsun. Ay. Tövbe ya Rabbel alemin, tövbe. Nasıl? Aynen öyle. Çok yağmur yağdı arkadaşlar. Mübarek. Çok gök gürledi inşallah. İnşallah farklı yerlerde zarar vermemiştir. Çünkü çok fazla şiddetli gök gürledi. Bilmiyorum. Şöyle. Yetmedi. Ben de böyle. Az bir şey daha şu kıyılardan şöyle. Bu arada benim doğum günüm var da bakalım değerli arkadaşlar. Doğum günüm için hazırlık yapacağım sizlere bakalım. O da sürpriz olsun. Evet, şimdi üstünü de dökeyim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir şey olacak. Yalnız her tarafı dağıttım. Ben böyle çok şey çalışamıyorum değerli arkadaşlar. Çok dağınık. Aslında çok sinir oluyorum ki. Bu huyuma ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Olsun. Süsleriz oralarını. Evet. Bunu bu tarz kek kalıbınız varsa kelepçeli daha güzel oluyor değerli arkadaşlar. Benim bu tarz yok. Biraz büyük. O da olmuyor. İşte kendimce yapmaya çalışıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şu an tiramisu'muz bitti. Hafif bir kabuk bağlasın. Sonra üzerine kakao serpeceğiz. Süsleyip dolaba dinlenmeye atacağız değerli kardeşlerim. Hadi bakalım. Evet değerli arkadaşlar, şu an tiramisu'muz bitti. Bir de söyleyebilsem, siz anladınız onu kardeşlerim. Evet, çok az bir şey de arttı. Bu arada kedi dilim vardı. Şöyle kedi dilli de tatlı yaptım. Şöyle görselini de göstereyim size. Hiçbir şeyden kusur kalmayalım değerli kardeşlerim. İnsan böyle güzel şeyler yaptığı zaman gerçekten çok mutlu oluyor. Ben çok mutlu oluyorum, bilmiyorum ya. Yalnız siz yaparken iç biraz fazla çıktı. Siz yarım litre sütten yapın, daha iyi olacak sanırım. Hani ben böyle kedi dilim vardı. Onunla böyle değerlendirmek istedim ama hani yarım litre sütten daha iyi, tam dengelecek. Belki biraz daha fazla koyabilirdim ama ben çok fazla koymak istemedim. Şey oluyor çünkü, tereyağı koymadığım için atıyor. Aktığı zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Esas şeyi bunun bu böyle. Evet, gördüğünüz gibi bugün kendimi göstermedim değerli arkadaşlar ama Allah nasip ederse yarın kendimi gösteririm. Bugün böyle göstermeyeyim istedim. Ondan sonracıma gördüğünüz gibi yapanlara afiyet olsun diyeceğim. Akşama biz de çayın yanında çay mı içeriz bilmiyorum. Eşim ne ister? 40 yılda biri belki çay isteyebilir. İsterse de yanında güzel şeyler olacak. Şöyle gördüğünüz gibi gülen yüzler yaptık. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Yani sürekli yapılan şeyler bunlar, değişik şey değil, tarif değil değerli kardeşlerim ama çok basit. Hani kek tabanı hazırı varsa benim dolabımda vardı, labnemde vardı. Hemen 2 dakika içerisinde yapıverdim. Şimdiden ben sizden artık ben gideyim, veda edeyim size. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu arada kusur işlediysek, hatamız olduysa affola diyorum değerli kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Sizleri Allah için çok seviyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.